Günaydın. Bugünkü dersimizde fizik 3. sene lise ile devam ederiz malzemeler fiziği ile. Geçen derste gördük genel olarak substansların yapısı için. Şimdi biraz daha fazla zoom'in vardır yapalım içlerine malzemelerin ve bakayız atom ve moleküler bağlantılar için. Büyük ihtimalle atom ve moleküler bağlantılar için kimya dersinden artık okumuşsunuz daha doğrusu bazı var neonlardan yani onlardan herhalde o komisyonuz. Demek doğada her bir atom arasında genelde atomlar arasında daha doğrusu moleküllerin elde edilmesiyle meydana gelir bazı kuvvetler ne yardım eder ki bu atomlar birbirleriyle bağlansınlar. Demek Günaydın. Demek bu bağlar elde edilirler değişik şekillerde daha doğrusu vardır değişik çeşit bağlar var ve hepsi birbirine göre devam bazı şekillerde benzerler nasıl ise en temel olarak belli bir kuvvet tutar iki veya fazla atomi birbiriyle bağlı ne biliriz acaba ne çeşit bağ var vardır kimyadan acaba bir şey biliriz vardır iyon bağı demek e, atomlar atomlar birbirleriyle ile eee bağlar kurabilirler. Bu bağlar birkaç gruba ayrılır. Demek vardır iyon bağı. Başka ne vardır acaba biliriz? Polar bağları için genelde vardır onun daha doğrusu adı. onun adı der Van, Van der Waals bağı veya polar, polar bağı. demek vardır Van der Waals bağı. Başka acaba var mı? Olsun. Uh, Kölen ko kovalent bağı. Vardır metal bağı. Ve sonunda DNA zincirinde acaba neyle birleşirler bilir miyiz? Ee, DNA zincirinde meydana gelir bir bağ genelde. Der hidrojen bağ. Demek bu vardır. Genel olan genel olan bağ bağlar ne meydana gelirler değişik atomların arasında. E şimdi gideyiz sırayla. İyon bağında ne oluşur? İyon bağında genelde vardır diyelim iki tane atom. Nerede ne bir vardır pozitif yükü, bu vardır negatif yükü. Daha doğrusu iki tane atom ne elektriklenmiştir ve elde edilmi, dönüşmüştür iyonlara. Genel olarak diyelim ne oluşur bu bunlarda? Bir elektron bir atomdan taşınır diğer atoma ve bu şekilde ne olur? O atomdan ne kaybetti? Elektron dönüşür pozitif bir atoma dahi pozitif iyona. Diğer taraftan ikinci atom ise elektronu kabul eder ve bu şekilde olur negatif yüklü demek. iyon bağında bir atomdan bir elektron diğer bir atoma geçer. Bu şekilde bir atom pozitif iyon olur. Diğeri ise elektron kabul eden atom ise negatif iyona dönüşür. Bu şekilde elektrik çekme kuvvetlerin yardımı ile atomlar birbirlerine birbirine Bağlanır ve iyon bağı elde eder. Demek iyon bağı meydana gelir. Ne zaman vardır diyeva bir pozitif ve bir negatif a, yüklü iyon ve bu şekilde a, bu şekilde a, dönüşürler daha doğrusu a, dönüşürler a, bir tevi bir çeşit molekülleri. Örnek alırsak natrium klorid. Demek natrium klorit vardır genel olarak bir valentli a, metaller a, neredene vardır sadece bir element a, bir elektron ne serbest kopabilir bir şekilde a, bağlanırlar iyon bağıyla halojen elementlerle nasıl nedir klor veya fluor. A, bunlarda vardır bir boşluk diyebiliriz a, elektron a, elektron bulutunda. En bu şekilde kabul ederler demek a, bir elektron bir anden taşınır diğerine ve bu şekilde bunlar birbirleriyle bağlanırlar. Ve buna göre elde edilir örnek diyelim onu göster, göstereceğiz bu şekilde. Nasıl 3 tane diyelim a, natrium a, atomi demek iş son onları nasıl küreler şeklinde. Demek genelde gösteriyoruz bunu küreler şeklinde. Nasıl olacak? Bu var burada natrium atomları. A, ve bu var birleşirler a, aralarında klor atomları ile. Demek klor atomlarını yapayız. Biraz daha küçük ve koyacağız aralarında bu boşluklarda ne birleştirir üçüsünü. Bu şekilde elde edilir Uh, elde ediver devam bir uh, olay neredene uh, birleşmiştir atom beraber yani böyle uh, ve ortada koyacağız atomu demek bu şekilde devam elde ediver şekli uh, natrium uh, NaCl daha doğrusu uh, NaCl modeli yani burada iyon bağı modeli demek budur. Bağlardan biri. Nerede ne? Elementler kaybederler. Daha doğrusu verirler elektronunu başka bir elemente. Hem buna göre birleşirler birbirleri ile. Burada elektrostatik kuvvetleri tutar Bağı daha doğrusu elektrostatik kuvvetleri sayesinde birleşirler atomlar hem ona göre birbirlerine tutarlar ıı, tutarlar yakınlıkta. Demek diyebiliriz ki bir çeşit ki iyonlar birbirine göre ıı, etki ederler nasıl ve bulunurlar nasıl bir çeşit çok yoğun olan ıı, küreler gibi. İkinci ıı, bağımızdır kovalent bağ. Acaba biliriz nedir kovalent bağ? Demek kovalent bağ, der bir olay neredene uh, en basit şekilde. A, genelde diyelim a, meydana gelirler a, dördüncü grup a, elementlerden. Daha doğrusu a, atomlar ne elde edilmiştir dördüncü grup elementlerden. Nasıl eder? A, karbon, silisyum, germanyum. Demek a, alayız biz örnek olarak silisyum atomlarıyla açıklayacağız nasıl meydana gelir. Demek genelde a, bunların şekli ne zaman bağlanırlar? Benzer bazı, bir çeşit geometrik bir küp şeklinde, daha doğrusu geometrik bir prizma şeklinde. Ve her bir yerde bir atom, her bir momente bir atom bağlanır dört tane diğer atomla aynı durumda. Daha doğrusu bir silisyum atomi bağlıdır dört tane silisyum atomuna. Hem hep onlar yani öyle devam eder bir tevi bir molekülün içinde devam nereden meydana gelir. Daha doğrusu burada e, atomlar paylaşırlar kendi elektronlarını. Daha doğrusu her bir atomun vardır komşu olarak paylaşmak için ne kullanır elektronları. Demek kovalent bağında e, bağında e, atomlar birbiri ile e, elektron çiftleri paylaşırlar. E, daha doğrusu elektron var yok demeyelim çiftleri elektron var paylaşırlar. Buna göre her bir atom diğer atom ile bağlandığında aralarında bağı elde eden parçacıklar elektronlar olacak. Örnek eğer alırsak silisyum demek. Şimdi burada çizeyiz bir silisyum atomunu böyle daha büyük ki gösterelim daha güzel. Demek bu olsun bizim silisyum atomumuz. Yazayız içerisinde S'i biraz küçükletebilirim bu çok büyük oldu. Demek havayız silisyum atomi böyle. Hem şimdi göstereyiz, birleştireyiz. Silisyum birkaç tane a, silisyum atomi havayız a, aralarında. Daha doğrusu yapayız bir a, nasıl bir a, şema. 3 ile 3 olsun. Olsun böyle. Hem olsun böyle. Demek vardır bu durumda görürüz vardır 9 tane 9 tane a, silisyum A, silisyum deyim atomumuz. Hem şimdi aralarında bunların buluşun, bulunur. Her bir bağ arasında olarak iki tane elektron. Demek ki ikişer tane elektron paylaşırlar birbirleri ile. Demek öyle sadece bunu iki Böyle. Demek şimdi bu elektron elektronları koyacağız böyle aralarında ve onlar elektronlarla direkt vardır var. Aynı zamanda demek birtevi bir a, o şey böyle bunu yap. tamam orada dursun var demek bağlanır her ikasilen bu şekilde birtevi atom ama aynı zamanda bu elektron var bağlanırlar hem diğer atomla. demek görürüz ki elektron var bu mavi noktalarına koyduk. koyduk bulunurlar her bir iki atom arasında ve bu şekilde demek devam eder ve birleşer her bir birleşer her bir atom birbirine göre. Görürüz ki daha doğrusu elektron varanı on var paylaşırlar. Yani kendi elektron varanı paylaşırlar diğer ıı, olan silisyum atomları ile. Ve bu şekilde şimdi bunu doldurayız ki gösterelim tüm bağları. Göstereysem ki diş arasına devam eder bağlar olsun. Daha yok sadece içerideki bu 9 tane ile çizdik ki bilinsin ki ıı, her tarafına demek ıı, devam eder. Daha her bir bakımdan her bir atom görürüz ki bağlanır 4 tane ile. Demek dördüncü grup elementlerden bu vardan bağlanırlar a, dörder tane a, silisyum atomu ile birbirleri ile. Demek böyle ilk koyacağım bu var. Sonra yapayım çizgilerini birleştirir. Demek burada yukarıda vardır daha iki tane. Burada yukarıda vardır daha iki tane. Demek ne görebiliriz ki? Her bir atomun kaç tane elektroni vardır bu durumda. Ne çevreler onu. 8. Demek 8 tane elektron, 4 tane atom e, birbirleriyle. bu şekilde böyle göstereyiz. Biraz, biraz zaman alıyor bu ama neyse. Demek bu şekilde gelir böyle. Hem şimdi bunlar hep e, birleşik elektron var. Böyle. Demek hem onlar ne bulunurlar dışarıda tabii ki vardır, bağlansın var. Daha doğrusu biraz geometrik olarak olmaz resim ama tam ama neyse demek ki onlar ne bulunurlar dışarıda bağlanırlar diğer silisyum atomları ile demek nasıl bakarsak hep basit birleşirler bu şekilde ve böyle elde edilir bir geometrik gibi bir şekilde devam nasıl onlar var vardır bağlansın var demek her bir her bir atom bağlanır böyle Elektron var. Daha doğrusu elektronları grafiksel olarak gösteririz nasıl vardır. paylaşsın var. Buraya, Burada bir tane unuttuk yok arasında ne hareket eder. Demek olabilir bazen kovalent bağı ne zaman kopsun elektron serbestlensin. Demek genelde her bir çeşit olayda. Evrende veya bu şekilde mikroskopik a, halde bakarsak meydana gelebilir değişik onlara deriz defektler. Defektler der ne zaman bir şey bozulur ve ona göre değişir a, herhangi bir hangi a, olayın yapısı. Demek me meydana gelebilir diyelim kopsun hidrojen bağı veya kopsun a, kovalent bağı. Ama tabii ki değişik bağların vardır değişik a, kuvvetleri ona göre her bir defa... A, mümkün değildir. Ama tabii ki hiçbir defa demeyiz ki bir şeyler imkansız bir durum. Demek böyle yarısı yaptım ee, ve buna göre tamamladık yaklaşık hepten. Yarısı yarısı değildir hepten ama Demek bu şekilde elde ederiz elde ederiz kovalent bağını. Acaba bunu anlarız. Zerim. Demek kovalent daha grafiksel şekilde ne zaman gösterilir sanırım çok basittir anlamak için çok kolaydır. Onun için görebiliriz ki onlar paylaşırlar. Demek bu beyaz çizgiler ne çizerim aralarında silisyum atomlarının dır kovalent bağları. A, diğer tarafta elektron vardır küçük mavi olan a, mavi olan noktalar ne koymuşak. A, demek bu şekilde. Hem tabi ki o dış arasına şey çizmeyeceğiz daha atom var. O dış arasına demektir ki birleşir daha yeni başka atomlar ile. Demek budur a, kovalent bağının diagramı. Hem yazayız burada ne nedir? Budur a, silisyum. Silisyum atomların a, kovalent bağı. Devam. 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 Demek görür, görür nasıl görebiliriz? Kovalent bağında ortalama olarak a, meydana gelir. on onlar aralarında birleşsinler. Demek bir diş arasında ne a, şey yapmadık? Diş arasında vardır demek daha fazla a, silisyum atomları ne birleşirler. Demek bu bunların genelde diyelim a, periyodik sisteminde a, ö, elementlerde öyle bir şekilde bakarsak ki enerji bakımından kovalent bağı ve iyon bağ arasında ortalama olarak çok büyük çok büyük fark yoktur. Yani her ikisinde bir çeşitler nasıl bir tip elektriksel bağ olarak açıklayabiliriz bunları ve ona göre ona göre meydana gelir. Değeceğiz şimdiki böyle. Kovalent bağında kovalent bağında bazı durumlarda bir elektron kopabilir ve onun yerinde boşluk kalır. Demek genelde ne zaman deriz boşluk düşünürüz bir şey ki der sanki pozitif yüklü. Demek o demektir ki sıkdırabiliriz bir elektron içerisinde. Eğer elektron doldurursa orasını o vakit elektron neutral haline gelir. Ama niçin elektron kokmuştur? Bir defekt meydana gelmiştir. O vakit deriz o vakit deriz ki derler vardır boşluk deriz, boşluktur pozitif bir yük kovalent bağından sonra geçeyiz yeni sayfaya vardır metal bağ Acaba nerede meydana gelir metal bağ Herhalde yani olamaz diye ol olsun hangi başka yerde. Aa, tabii ki vardır. bir hangi trick sorry. A, metal a, bağı meydana gelir metallerde. Demek metal bağı a, metallerde rastlanan a, bir a, atom a, bağıdır. A, burada demek var için ne biliriz? Nasıldır dizak atomlar metallerde genel olarak? Birbirlere ne derler? Çok yakın. Demek burada a, atomlar genel olarak birbirlerine çok yakındırlar. Buna göre onların elektron bulutları birbirleri ile çok yoğun halde bulunurlar ve çarpışırlar. A, demek niçin bulunur çok yakındır, niçin e, çok yakındır bunlar a, bu a, elektron bulutları ve ona göre atomlar birbirlerine, a, diyebiliriz ki elektron bulutları nasıl bir çeşit gaz halinde hareket ederler bir tevi atomun etrafında daha doğrusu bir tevi elektronlar birbirleriyle yani değişik atomların elektronları karışırlar birbirlerini çekerler vesaire Demek gene görürüz ki metal bağında ne elde edilir a, ne elde edilir Iı, bağ net çeker dalsi bu çekme kuvvetleri bağlıdır elektrik kuvvetlerine demek ki metal bağında ıı, demek metal bağında elektronlar çok yoğun ıı, olduklarına göre ıı, çok yoğun olduklarına göre elektrik yükü artar ve buna göre ıı, elektriksel ıı, çekim kuvvetleri artar artar var atomları birbirine yakın çok yakın halde bağlar. Demek bir çeşit elde ederiz. Demek burada vardır demek birkaç çeşit enerji daha doğrusu bir çeşit enerji der nasıl ne dönüşürler aralarında elektron var nasıl ne çarpışırlar daha doğrusu ne vardır ne hareket ederler Iı, değişik yönlerde ama aynı zamanda ıı, vardır hem elektronların ıı, elektronların vardır hem ıı, kendi kinetik enerjileri. Demek metal bağına ıı, elektronların daha elektrik ıı, kuvvetler dışında elektronların ıı, kinetik enerjisi de etki eder. Ne zaman okurduk foto efekt? Biz andık bir ıı, olay adıydı çakış işi. Daha doğrusu ıı, me elektronların çakış işi. Demek çakış işi idi ne kadar gerekir enerji ki kopsun daha doğrusu serbestlensin. Demek metal bağından elektronların kopması için belli bir miktar enerji gerekir. Bu enerjiye ıı, elektronun ıı, veya metalın ıı, çakış işi Denir. Çakış işi nasıl gördük foto efektle ne zaman işlerdik? Her bir element eder değişik. Bazılarındadır daha büyük bazılarında daha küçük enerji gerekir. Demek eğer bakarsak bundan sonra gelen Van der Waals ıı, bağı veya nasıl ne dedi Zerin polar bağ. Demek polar bağdır ne zaman bakarız ıı, değişik çeşit ıı, polarizasyonuna göre değişik moleküllerin Demek olabilir basit moleküller bir a, durum a, belli bir durumda e, elde edilir ona deriz bir elektrik dipol momenti. Demek bir moment nereden ne moleküller bulunurlar? A, bir değişik a, değişik yük vardır. Daha doğrusu bir taraflıdır çok Pozitif yüklü diğer tarafı da a, negatif yüklü. Herhangi birhangi simetri a, veya simetrik şekilde delder dizik parçacık var. Örnek diyelim eğer alırsak su molekülünü. Su molekülü nasıl ne biliriz elde ederler. Nereden? 2 o. Demek vardır iki tane hidrojen atomumuz ve vardır bir tane oksijen atomumuz. Demek bu durumda. Olabilir meydana gelsen ki uh, oksijen atomi olarak o eksi işaret edeyiz onu. Demek bu şekilde o projesinin bir eksi işaretli üstünde. Uh, o üssü eksi. Diğer taraftan demek bunlar birbiriyle böyle derler bağlı. Demek bir hidrojen atomi. Uh, ve hidrojen uh, atomları her ikisi olayaklar var. Uh, H artı. Faiz artayı üzerinde böyle. Kaza isim yok arasında. Hem ne olur? Demek Van der Waals kuvveti şimdi meydana gelir. Nerede ne? Vardır ilik iki tane diyelim H2O a, molekülü ve her ikisinin vardır diyelim bir polariteti. Daha doğrusu a, görürüz ki a, oksijenler negatif yüklü, hidrojender bu durumda pozitif yüklü. Hem eğer var ise iki tane molekülümüz İki tane su molekülümüz ne olur burada? Etki eder bir molekülün a, oksijen daha doğrusu bir molekülün negatif a, yükü alır çeksen a, kendini daha doğrusu etki etsen bir kuvvetlen diğer molekülün pozitif yüküne doğru. Yapayım bunu bir renkle göstereyim. Demek etki edecek bu şekilde. Hem aralarında bunların demek aralarında iki tane değişik Uh, dipolun meydana gelir uh, meydana gelir bir kuvvet ve bu kuvvete deres uh, van der Waals kuvveti. Demek bu van der Waals kuvveti ne bulunur aralarında yardım eder ki onlar birleşsinler ondan sonra devam elde edilsin daha büyük uh, daha büyük moleküller. Demek uh, eğer bakarsak herhangi bir molekülde nasıl ayrılır daha doğrusu bir tarafındadır pozitif, bir tarafındadır negatif. Demek görürsek hem aralarında ne ıı, bulunur bir oksijen ve bir hidrojen arasında o bağ meydana gelir. Niçin birisidir pozitif, birisidir negatif. Hem ona göre bir momentte ıı, bir momentte onlar birbirlerini diyebiliriz ki çekerler. Demek diyeceğiz ki Van der Waals bağında ıı, bağ, bağında ee, atomlar, ee, atomlar, tabii moleküller, ee, belli bir polarizasyon taşıyabilir, yük taşıyabilir. Genel olarak ee, bir pozitif yüklü, ee, bir pozitif ee, yüklü atom diğer bir negatif e, yüklü atom etkisi altında geçecek ve aralarında e, Van der Waals adlı bir kuvvet bir çekme kuvveti çekme kuvveti meydana gelir. Bu şekilde atomlar ve ona göre moleküller e, birbirlerini Uh, Van der Waals bağı ile bağlanırlar. Demek görürüz buradaki uh, oluşur bir kuvvet uh, dipol momentleri arasında uh, ve uh, birbirlerini vardır çeksinler. Demek bir tevi olabilir demek bazı durumlarda uh, molekülün orta ortas ortasında bir çeşit bakarsak uh, onun için burada demek bakarsak bunu nasıl bir tevi bir molekül eğer sararsak diyeceğiz ki bir tarafı da negatif, bir tarafı da pozitif. En burada bir tevi bu molekülü bakarsak a, alabiliriz ki bir tarafında olur negatif, diğer tarafında olur pozitif. Ve ona göre bir tevi moleküller vardır birbirlerini çeksenler. Demek burada örnekler verebiliriz nasıl bulunur bir tevi moleküller devam bu şekilde. Eğer var ise bir molekül ne bir tarafındadır burada pozitif, diğerinde de negatif. Ve var ise daha bir tane molekül neredene şimdi dar tersane daha doğrusu bulunur burada olarak negatif burada olarak pozitif göreyiz ki bir çeşit ters olarak ters olaraktır en yakın bu durum yani bu durumda ne olarak bu vardır çeksen sağa doğru bu vardır çeksen sola doğru yani bu şekilde vardır Aa, bu iki molekül birbirlerini çeksinler. Ama olabilir olsun hem tersi nesi. Yani meydana gelebilir öyle bir durumda bulunsun var. Nerede ne derler? Eşit tarafları. Örnek devam yapayız. Burada eksi, burada artı. Aa, ve burada yapayız daha bir tane. Burada eksi, burada artı. Demek öyle bir şekilde şekildedir çevrek moleküller ve ne olur burada? Burada olmaz çekme hemen burada meydana gelir itme ve moleküller birbirlerini vardır çeksenler. Demek a, her bir a, molekülün a, dipo momenti tabi olabilir olsun değişik ve ona göre değişsin a, ne şekilde vardır birbirlerini çeksenler veya itsenler. Bu kuvvet ne çeker veya iter deriz ki der, bir çeşit hidrati de van der Waals kuvveti ve sonuncusu der hidrojen bağı. Demek hidrojen bağı adı verir ne çeşit bağıdır? Hidrojen bağında bir tip bağlanma mekanizması bir bir tip bağı neredene daha fazla moleküller veya polimerler birbirlerine paylaşırlar hidrojen atomu. Hidrojen atomu bildiğiniz gibi der bir proton. Demek hidrojen bağ, ıı, bazı moleküllerin bağlanmasında ıı, onların bir hidrojen atomunun paylaşması ile meydana gelir. Daha doğrusu bir atom ıı, diğer bir atom ile bağlandığında aralarında bağı kuran a, atom hidrojen atomu davası proton a, Bu bağ insanda en çok DNA zincirinde meydana gelir. Demek eğer alırsak DNA zincirini nasıl ne biliriz? DNA zinciri der double helix, daha iki çeşit böyle nasıl Nasıl varlar, birleşsin, nasıl iki merdiven gibi. Böyle. Daha devam. Ve bu durumda ara varında nasıl bağlanır proteinler, moleküller vesaire, Bu çizgilerle işaret ederiz. Hepsi bunlar diyebiliriz ki der birer çeşit hidrojen bağı. Gelir sayak ne zaman okurduk radyasyon için dedik ki çeşit radyasyon veya yoğunlaştırıcı ışın var. Bu bağlara etki edebilir kopsunlar. var. Demek DNA molekülü, DNA sinciri dairesi ve aralarında bu bunlara böyle beyazdan göstereyim. Efendim? bir saniye unuttum soruyu neydi yazayım sadece nedir? DNA zinciri bulur hidrojen ıı, bağ. Demek hidrojen bağını eğer alırsak element olarak gösterelim. Devam bir element bağlanır ıı, bir hidrojen atom ile ıı, arasında hem o sona bağlanır devam diğer bir ıı, atomla. Demek hidrojen bağını en bu şekilde gösterebiliriz e budur a, bu şekilde devam. meydana gelir a, bir proton daha doğrusu neredene birleşir. Örnek a, en çok a, demek a, rastla, rastgele bulunur a, insanda devam, de ne ama gerçek hayatta yani çok yerde hidrojen bağının vardır çok büyük a, rastlanması. Acaba bunu anlarız ve var mı kimsenin bir hangi sorusu? Yok. Anla yok anlarız. Asıl yok yoktur. Sorry. Yok anlamayız. Neyi anlamayız? Aha yok anlarız. Hem, yoktur. Sorry. Aa, tamam. O zaman video için değil peşim tamamlay Kaydederim. Zeydin hem sonra geçeyim ona ne sordum. Demek yok ise başka bir hangi sorunuz. Dersimiz bugün için bu kadar. Ne derse kadar güle güle.